Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, üreten insanları. Tarım Türk ekranlarında Tarımın Nabzı programıyla hayatın nabzını, tarımın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün özel bir gündemle yayın yapıyoruz. Yem fiyatları, yem fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak gelen fiyat artışları. Bu artışın sektöre yansımaları, hayvancılık sektörü nereye gidiyor? İthalat konuşmaya devam mı edeceğiz yoksa ihracatın günleri gelecek mi? Az önce Sayın Koyuncu'nun belirttiği çok çok önemli bir nokta vardı. Biz ne zaman bu ülkede et bulamadık, süt bulamadık ki ithalatı konuşuyoruz dediler. Bunu da yine ön plana manşete çıkartabiliriz. Önemli bir nokta. Karar vericiler açısından dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. Ve değerli izleyiciler, bu programı yaparken gerek bugünün gündeminde gerekse tarımın nabzının bakış açısında, mantığında kehanet yok. Karamsar bir kehanet yok. Karamsarlığa itmiyoruz. Derdimiz, evet sorunlarımız var. Türk tarım sektörünün sorunları var. Bu sorunları mercek altına alalım, masaya yatıralım ve çok hızlı bir şekilde çözüm önerileri üretelim istiyoruz. Sizin sesinizle, sizlerin birebir yaşadığı tespitler, sorunlarla çözüm önerilerini buluşturabilirsek eğer amacına ulaşmış bir yayıncılık anlayışını da gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ve yine telefonlarla devam edeceğiz. Yine sektörü konuşacağız. Telefon hattımız hazır sanırım. Telefonumuzda Sayın Çapar Kanat var. Sayın Kanat hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tarımın entelektüeli, tarımın yazarı, tarımın yazılı basındaki sesi ve tabii ki bizlere de ve benzeri programlarda da yine sektörün sesini duyurmaya devam eden özel bir isim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Bugün gündem olarak malumunuz yine ithalat konuşmaya başladık. Hayvancılık sektörünün durumunu konuşmaya başladık. Yem fiyatlarında dalgalanma var. Yem fiyatlarıyla süt fiyatları arasında o pariteyi özellikle gelişmiş ülkeler düzeyine maalesef taşıyamıyoruz. Her geçen gün bu biraz daha büyüyerek problem devam ediyor. Barem fiyat 1.05 olarak sütte belirlenmesine karşın ben bugün özellikle canlı yayında yörelerden rakam istedim daha sağlıklı olması adına. Elimizde istatistiki veriler de var. Fakat en yüksek 90 kuruşu görüyoruz. Dolayısıyla yem fiyatlarıyla kıyaslandığında da maalesef olması gereken paritede değiliz. Bu özelden programda hayvancılık sektörünü detaylandıracağız. Sizinle isterseniz öncelikle yağlı tohumlarda ve yem ham maddesinde neden dışa bağımlıyız? Bu noktadan başlayalım. Uygun mudur sizin için de? Tabii efendim, buyurun. Evet. Başlayalım. Yem ham maddeleri neden dışa bağımlıyız? Biz bunları neden üretemiyoruz yeterince? Şimdi bu hayvancılık sektörünün yem ham maddelerini oluşturan iki madde var. Biri mısır. Evet. Bu da yağlı tohum. Evet. İkincisi soya. Soya. Evet. Soya tavuk etinin %48'ini tavuk eti yeminin %48'ini karşılıyor. Evet, karşılıyor. Soya ise süt yeminde süt veren hayvanlarda kullanılıyor. Bu da %10-15 civarını oluşturuyor. Evet. Şimdi Türkiye 2,5 milyon ton, 2,5 milyon ton civarında soya ithal ediyor ve en büyük soya kalemimiz, ithal kalemimiz yem ham maddeleri de budur. Evet. Türkiye'nin kendisi ise 200 bin ton soya üretiyor. Evet. Şimdi Türkiye'nin toprak yapısı incelendiğinde hakikaten ada ada parsel parsel hangi toprağın soyaya uygun veya hangi ürünlere uygun olup olmadığı gerçekten test edilse yani bu köy hizmetleri genel müdürlüğündeki başlattığı eski projeye devam edilse Türkiye gerçekten ne kadar soya üretebileceğini görebilecek ve ithalattan kurtulabilecektir. Evet. Ürün ve üretim planlama önemli. Başlıkları da aynı zamanda çıkartıyoruz konuşmamız sırasında. Çünkü çözüm önerileri dedik. Ürün ve üretim planlamasını doğru yapmak durumundayız. İyi analiz gerekiyor. Evet, tabii. Buyurunuz lütfen. Tabii. Yani üretim planlamasına girmeden önce de toprağımızın etüt edilmesi lazım. Bu etüt işlemlerinin başlatılması lazım. Ama MÜLGA, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü böyle bir çalışma başlatmıştı. Ya gerçekten milyon dolarlarca da para
harcamıştı. Ama köy hizmetleri genel müdürlüğü mülga edildi. Ortadan kaldırıldığından dolayı arşivleri Tarım Bakanlığı'na devredildiğinden dolayı projede yattı. Ve oradaki projeler, oradaki bilgiler tozlu raflarda duruyor. Evet. Ve orada elde edilen bilgiler de Türkiye'nin şu anda onda biri de değil. Yani Türkiye'nin toprak yapısının onda biri de değildi. Yani özetle bu projeye devam edilmedi. Evet. Şimdi yani toprak yapısının incelenip böyle uygun ürünün da, uygun toprakta tabii. yetiştirilme evet. tercihinin bir an önce ortaya konması evet. gerekiyor. Evet. 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 İkincisi ise, üçüncüsü ise sulama projelerinin bitirilmesidir efendim. Aha. Türkiye'deki sulama projeleri henüz bitirilmemiştir. Sulama projeleri bitirilmediğinden dolayı ikinci ürüne yer verilememektedir. Evet. Veya birinci üründe buğday veya buğday muadili tarımı yapmak çiftçinin daha kolayına geliyor. Çünkü yağış olmadığından dolayıdır. Çünkü yağlı tohumlar su isteyen bir üründür. Evet. Şimdi budur. Efendim, bunları yaptıktan sonra şimdi ben genelde hayvancılık sektörünün Türkiye'de nerede oturması gerektiğiyle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Buyurunuz lütfen. Yapıyorsanız. Buyurunuz lütfen. Şimdi Türkiye'nin toplam tarımsal hasılası, yani aklımıza tarımla ilgili ne gelirse gelse bunların toplam hasılası 62,5 milyar tutuyor. Aşağı yukarı bunun 20 milyarı buğday. Evet. 25-30 milyarı ise hayvansal ürünler. Bu 25-30 milyar içerisindeki 17 milyarlık kısmı ise çiğ süt. Tamamen çiğ süt. Evet. Evet. Yani hayvansal tarım içerisinde bu 30 milyarlık kısım içerisinde en başta çiğ süt ve et geliyor. Evet. Gerçekten de yani bu şöyle diyecek olursak buğday ve hayvansal ürünler gerisi teferruattır. Evet. Tarımda gerçekten ülkemiz gerisi teferruattır dersek bir büyük bir mübalağa yapmamış oluruz. Şimdi dikkat edersek buğdayda piyasa düzeni kurulduğundan dolayı kurulmuştur. Ve gerçekten de piyasa düzeni kurulduğundan dolayı Türkiye ekmek ile karnını doyurabilen bir ülke haline getirilmiştir. Buğdayda piyasa düzeni kurmamak siyasal iktidarları, dünyanın her yerinde siyasal iktidarları tehdit eder. Evet. Ha, bakın sütte ve ette piyasa düzeni kurmamak gelişmiş ülkelerde de iktidarı tehdit eder. Siyasal iktidarları, siyasal partileri tehdit eder. Ama gelişmemiş ülkelerde, bizim gibi gelişmemiş ülkelerde veya et de süt bileci oluşturulmamış ülkelerde kim ne derse desin etle oynamak, sütle oynamak siyasal iktidarları tehdit etti. Peki bu noktada ve hemen... Tehdit etmeye kalktığı zaman da ithalat açar ve piyasayı üreticileri öldürerek tüketiciyi dengeler. Bu noktada şimdi, bir parantez açayım, devam edelim. Et ve Süt Kurumu var biliyorsunuz. Et Balık Kurumu'nun adı değiştirilerek bu misyonu üstlenmek üzere oluşturuldu. Belki bu noktada buna bir iki cümleyle değinmek daha sağlıklı olabilir. Tabii. Görüşünüz tabii nedir? Efendim, zaten oraya geleceğim efendim. Evet. 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 Şimdi kim ne derse desin şu anda soframıza koyduğumuzun etin fiyatını devlet belirliyor efendim. Evet. Şimdi ekmekten sonra en stratejik ürün besin kaynağı süt. Sütün ham maddesi de çiğ süt. Çiğ sütü üreten ise hayvancılıktır. Evet. Canlı hayvanın etini üreten, maliyetini karşılayan çiğ sütün fiyatıdır. Çiğ sütün bedeli hem canlı hayvanı hem çiğ süt damızlık üreteni beslemelidir. Şimdi markete gittiğinizde market taraflarında gördüğümüz her türlü ürünün gıdanın satışını fabrika belirliyor. Ama maalesef çiğ süt üreten, tarımda çiğ süt üreten kişiler kendi ürettiği malın fiyatını belirleyemiyor. Evet. Kim belirliyor sorusunun cevabını ise devlet de belirlemiyor, üretici de belirlemiyor, satın alıcılar belirliyor. Evet. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun bir malı, bir hizmeti, bir ürünü, fiyatını eğer ki satın alıcılar belirliyorsa bu çok korkunç ve gıda, konu gıda olduğu için tehdit edici bir şeydir. Yani gıdamızın, önemli sütümüzün ve etimizin, bilhassa sütümüzün satın alanların belirlemesi tehdit edici bir husustur. Şimdi geliyoruz efendim Et ve Süt Kurumu'na. Evet. Şimdi Et ve Süt Kurumu'na gelmeden önce çok kısa birkaç cümleyle buyurunuz. Et ve Süt Kurumu'na geliş vetrenizi izah etmek istiyorum. Buyurunuz şimdi, lütfen. Türkiye'de çiftçiyi güçlendirmek için bir takım tarımsal örgütler kuruluyor. Evet. Mesela bunlardan birisi de
Ulusal Süt Konseyi'ydi. Evet. Ulusal Süt Konseyi 2009-2010 yılların başında kuruldu. Hı-hı. Ve oluşturuldu. Evet. Nasıl oluşturuldu? Teferruatına girmiyorum. Hı-hı. Bundan beklenen çiğ süt fiyatlarının maliyetlerini çıkartmak, hı-hı, ve maliyetleri deklare etmek, yayınlamak. Evet. Ve bu yayınlanan, deklar edilen fiyatlar karşısında, hı-hı, bir referans fiyat oluşturmak. Evet. Artı olarak 2009 yılında da Tarım Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı piyasa düzeni kurmak için, hı-hı, fazla olduğu iddia edilen, sanayicilerin iddia ettiği fazla olan çiğ sütü piyasadan çekmek için de süt parasal teşvikli süt tuzu politikaları uyguladılar. Evet. Yani çiğ sütün fiyatına düşmesine engel olmak için süt tozu ürettirmeye başladılar. Hı hı. Şimdi Ulusal Süt Konseyi 2011 yılında görüldü ki, 2011 yılının seçim arifesinde görüldü ki Ulusal Süt Konseyi süt tozu üretimi bu piyasayı dengeleyemiyor. Yani evet, piyasanın evet, düşmesini engelleyemiyor. Yani sanayicileri dizginleyemiyordu. Evet. Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı süt tozu politikaları ve Ulusal Süt Konseyi'nin çalışmaları üreticinin fiyatını yine sanayicilerin insaf ve merhametine teslim evet, edildiği görüldü. 2011 hı-hı, seçiminden önce Sayın Başbakan'dan üreticiler, çiğ süt üreticileri sütte müdahale kurumunun kurulmasını istediler. Hı-hı. Sütte müdahale kurumu kurulması konuşuldu, tartışıldı, kanun çıkarılacağı söylendiyse de evet, her şeyden vazgeçilip etli süt kurumuna evet, çiğ süte. Zaten ette yetkiliydi. Bakın, aha, ette zaten etin fiyatlarına müdahale ettir. Çiğ süte müdahale etmek, çiğ sütte piyasa düzeni kurma görevi kanun gücünde kararnameyle 2012 yılında verildi efendim. Yani evet, geçtiğimiz yıl. Biraz daha hızlı gidersek çünkü tabii, zamanı da etkin evet, kullanalım geldi, istiyorum. Evet, şimdi buyurun. Geldi. Son zaten et ve şu anda evet, et ve süt kurumundan aha, beklenen görevi yapamıyor. Evet. Çünkü et ve süt kurumunun beklenen görevi yapabilmesi için evet, müdahale araçlarının sütle ilgili, çiğ sütle ilgili müdahale araçlarının aha, et ve süt kurumunun eline verilmesi lazım. Evet. Et ve süt kurumunun eline evet, görev verildiği halde eline yetki verilmediği, yani aletler aha, verilmediği için et ve süt kurumu müdahale edemiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki yem fiyatları artıyor. Evet, evet. Efendime söyleyeyim, süt fiyatları artıyor. E şimdi evet, efendim, ama sanayici de bu pazarlıkta yem fiyatları %30, %20 artmasına rağmen hı hı, bedel isteyen, yani fiyattan artması isteyen üreticiye evet, fiyat vermiyor ve toplantıyı hı hı, terk ediyor. Hı hı hı. Ha, sonuç işte, kısmına geldiğimizde Sayın Kanat biraz toparlananızı tabii, rica edeceğim. Yoğun evet, bir gündemle devam ediyoruz. Çok fazla evet, telefonum var. Evet. Sonuç kısmında çözüm önerisine geldiğinizde neler söylersiniz? İzleyicilerimizle efendim, neler bakın, paylaşırsınız? Çözüm şudur. Hayvancılık evet, Genel Müdürlüğü'ne verilmemesi gereken aha, süt tozu teşviği uygulamasının evet, süt tozu teşviği uygulamasının derhal et ve süt kurumuna verilmesi gerekmektedir. Gerekiyor. Efendim, çözüm budur. Evet. Bu çözüm et ve süt kurumuna verildiği takdirde aha, yem fiyatı mı artmış, döviz mi artmış, otomatik aha, olarak et ve süt kurumu kendisi fiyatların, yani girdi fiyatlarının da nasıl yükseltileceği, yani yem fiyatı artırsa evet, çiğ sütün fiyatı nasıl artılacağını bilir ve yapabilir. Evet. Efendim, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün zaten 5 yıldan beri, 2009 yılından beri bunda başarılı olamadığı zaten görüldü. Onun için et süt kurumu kuruldu. Evet. Et süt kurumu kurulduğu halde aha, halen yine Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne bu görev verilmeye devam ediyor. Süt kurumu etkin hale getirilmeli diyorsunuz değil evet, mi? Efendim. Özet süt olarak süt kurumu aynen, etkin hale getirilmeli. Son evet, birkaç cümle rica edeceğim Sayın Kanat ama bu konuları ve tarıma ilişkin başka konuları konuşmak üzere sizi yine konuk etmek isteriz. Buyurunuz lütfen son birkaç cümleyle toparlayalım. Efendim, üreticinin et ve süt kurumu evet, üreticinin can simidi olarak gösterildi 2011 yılından beri. Evet. Ama maalesef et ve süt kurumu şu ana kadar süte bir kere olsun müdahale edemedi. Hı hı. Süte müdahale edebilmesi için bu geçtiğimiz günlerde Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne verilen hı hı, süt tozu teşvikli yetki tebliğinin ortadan kaldırılarak bu yetkinin et ve süt kurumuna verilmesidir. Evet. Peki. Benden önceki Sayın Ali Koyuncu'nun evet, ve diğer konuşmacıların evet, diğer örgüt yöneticilerinde
iktidara bu yöne işaret etmesi lazım. Evet. Çünkü Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün 5 yıldan beri başarı olamayan bir kurumdur Hayvancılık Genel Müdürlüğü süt, çiğ süt piyasa üzerinde. Hı-hı. Bırakalım bir de et de süt kurumuna şans verelim efendim. Peki. Kurum mudur? Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Kanat. Görüşleriniz ve çözüm öneriniz için teşekkürler, sağolunuz. İyi günler efendim. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, çok yoğun telefon alıyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuydu ve hakikaten programın bu saatine kadar da çok önemli çözüm önerileri, başlıklar çıkarttık. İlgililerin, yetkililerin bunları dikkate alacağını umut ediyoruz. Ve tabii ki ekranda şu anda paylaşıyoruz. Tekrarını vereceğiz ama onun dışında da ilgilileriyle her an bunu paylaşmaya hazırız. Ve yeni bir telefonumuz, yine bir telefonumuz var. Bir çiftçimiz arıyor, üreticimiz arıyor. Yozgat'a gidiyoruz. Ziraat Odası eski başkanımız arıyorlarmış. Süleyman Bey ile konuşacağız. Süleyman Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza Sayın Süleyman Çatal Yürek. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, bereketli yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Yozgat'a da selamlar, saygılar. Gündeme ilişkin görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü bugün gündemli gidiyoruz. Yozgat'ta hayvancılık sektörü açısından önemli merkezlerimizden biri. Neler söylersiniz? Yem fiyatları, yem fiyatlarıyla süt fiyatının dengesi ve hayvancılığa yansıması hususunda. Ben dünkü ve evvelsi günkü programlardan yola çıkarak... Evet. Bir şeyler söylemek istiyorum. Bülent hocamla Gaziantep Et Üreticileri Birliği Başkanımız hayvancılığı dillendirdiklerinde ciddi katkılar oldu. Evet. Onlara teşekkür ediyorum. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Besicilerimiz bu ülkede temel olarak bir kilo et verdikleri zaman yarım torba yem alabilmeliler. 2 litre süt sattıkları zaman 4 litre 4 kilo yem alabilmeliler. Hı hı. Bu ülkede çiftçilerimizde 1 litre 1 kilo buğday sattıkları zaman 1 litre mazot almalı alabilmeliler. Hı hı. Eğer bu 3 ana unsuru bir araya getirebilirsek çiftçimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiç kimse belini bükemez. Kesinlikle. Girdi maliyetleri paritesini doğru ayarlamak, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartmak durumundayız. Özetle söylemek gerekirse. Evet. Evet. Et ve süt üreticileri nefes almalı. Nefes. Asıl hedefimiz istikrarı sağlamak, ülkemizin milli ekonomisine katkıda bulunmaktır. Evet. Yine dünkü konu, dün yine kuraklıkla ilgili bir program yapmıştınız. Evet. Programa katıldım, dinledim. Evet. Yozgat ve ülke genelinde. %33 baraj ve göletlerimizde yağışta bir eksilme var. Kuraklık baş göstermiştir. Ama karamsar değilim. Evet. Türkiye'nin ve Anadolu'nun Mart ve Nisan ayı yağmur ayıdır. Evet. Sayın Başkan son bunu bir iki cümleyle izniyle, toparlayalım lütfen. Bunu yani Mart ve Nisan ayıyla aşacağımızı düşünüyorum. Yem bitkilerine gelince tabii sanayi yemlerimiz ve ürettiğimiz yemler işin başını çeker. Evet. Yonca, çayır, fi, korunga, tezikale, sorgum, işte sudan otu, sılaylık mısır, hayvan pancarı, hayvan şalgamı, yemlik bezelye, reyglas gibi. Evet. Bu bitkileri üreticilerimizin üretmesi lazım. Efendim? Üretebileceklerdir. Yeter ki doğru planlama yapılsın. Tabii. Son bir cümle zaten alayım lütfen. Bunları yapamıyorsa bir üretici, bir çiftçi bunları ekemiyorsa, yetiştiremiyorsa, üretemiyorsa hayvancılık yapmasının hiçbir anlamı yok bana göre. Evet. Ben kendim aynı zamanda bu işi yapan çiftçiyim, üreticiyim. Evet. Sanayi yemlerine gelince bugün ilimizde bir torba yemin fiyatı 40 lira ile 60 lira arasında değişmekte. Evet. Peki. Süleyman Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla telefonumuz var. Yine size de başka bir programda söz vermek isteriz. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Teşekkürler, sağ olun Süleyman Bey de. Biz bu yem bitkilerini üretebiliriz başlığını çıkartıyor. Üretimin hızlanması ve yapılması gerektiğini belirtiyor.